Herkese merhabalar. Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı'ndan Şef Öğretim Görevlisi Melih Çigen ben. Bugün sizlere Seferihisar'ın Satsuma mandalinası ile ilgili reçeteler hazırladım. 5 farklı reçete yapacağım. Bunları tek tek yapacağız birlikte. Birinci ürünüm benim kereviz. Zeytinyağlı kerevizi çok severim. O yüzden normalde bildiğiniz gibi turunçgillerle yani portakalla yapılabiliyor. Fakat ben bugün Seferihisar'ın Satsuma mandalinası ile deneyeceğim. Gerçekten ben İzmirli olduğum için İzmir'de çok kullanırım ve denerim, uygularım. Yemeğini de çok seviyorum. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Bunun için önce bizim tabii ki Seferihisar mandalinasına ihtiyacımız var, Satsuma mandalina. Ve kereviz, havuç, soğan, biraz un, tuz, toz şeker, zeytinyağı yeterlidir bunlar için. Benim ilk yapmam gereken kerevizimi soymak. Zaten kerevizin de zamanı bildiğiniz gibi yaz sebzelerini yazın, kış sebzelerini de kışın tüketmemiz bizler için iyi. Aslında biz profesyonel mutfaklarda biraz sonra göstereceğim şekilde doğruyoruz. Daha hızlı oluyor. Fakat şimdi böyle doğrayarak göstermek istedim. Şunları çöpüme atayım. İkinci soyum tekniği için yine kerevizimizi alıyoruz. Önce düz bir taban yapmaya çalışıyoruz. Bu arada kerevizin saplarını, yapraklarını atmamaya özen gösterin. Çünkü onlar gerçekten çok aromatik. Biz özellikle soslarda ve çorba yapımlarında, et sularında, sebze sularında sık sık tüketiyoruz. Şimdi bunu böyle aldık. Şu tabanını biraz daha düzleştireceğim. Biraz. Evet, daha düz. Bunu portakalda da yapıyoruz biz. Kerevizde de yapabilirsiniz. Şöyle daire şeklinde döndürerek kerevizimizi soyabiliriz. Kalan kısımları yine bıçakla böyle düzeltebiliriz. Fakat iddia ediyorum biraz öncekinden daha ince doğradığımı. O yüzden daha az atık oluyor. Tabii kereviz bir kök sebze olduğu için topraklanmalar ve bazı girinti çıkıntıları olabiliyor. Bu gayet doğal. O yüzden temizlerken de dikkat etmemiz lazım. Bunu da buraya alacağım. Evet, doğrama işlemine geçeceğim. Mandalinaları en son soyacağım. Şöyle, eğer kereviz yemeğini farklı şekillerde yapmak isterseniz elma dilim doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bugün sizler için küp küp yapacağım. Hepsini aynı kalınlıkta doğradım. Yan yana getirdim. Ve biraz iri küpler halinde doğrayacağım ve göstereceğim size kalınlıklarını. Normalde şöyle üst üste koyup üçünü birden de doğrayabilirim. Şu ters çevirdim. Kabımızın içerisine alacağım. Bakın bir taneden bile ne kadar fazla çıktı. Gördüğünüz. Zaten kerevizler genelde büyük boy oluyor. 1 kilo aldığınızda ortalama 3 tane kereviz geliyor. Soğanımı doğrayacağım. Şimdi ben genelde zeytinyağlı yaparken arkadaşlar soğanı çıkartalım. Halka halka doğrayıp üstüne bırakıyorum. Ama burada biraz daha tabakta
güzel gözükmesi için piyazlık doğrayacağım. İsterseniz halka halka, isterseniz küçük küpler dediğimiz, burnaz dediğimiz küçük küpler yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada biraz bir tık kalın yapacağım. Eğer ince yaparsam hemen ölürler. Çünkü kerevizlerimi biraz kalın doğradım. Bunu da bir tık, normalde piyazlıkta daha ince doğrarız salata yaparken. Midemizi ve ağzımıza geldiğinde rahatsız etmemesi için. Şöyle kenara ayıralım. Ortadan bölüyorum. Bunu da ister yarım halka şeklinde, isterseniz de şöyle çapraz çapraz doğrayabilirsiniz. Evet. Şimdi tavamın, tenceremin kapağını açıyorum ve içerisine zeytinyağımı ilave ediyorum. Zeytinyağını açalım. Zeytinyağını ilave ettim. Zeytinyağını biraz sonra bir sos yaparken de göstereceğim. Altını yaktım. İlk havuçtan başlıyorum. Evet, biraz şaşırtıcı olabilir. Havuç biraz kalın doğradım çünkü. Daha sonra içerisine soğanlarımı ilave edeceğim. Sonra kerevizlerimi. Ondan sonra da biraz un ve mandalinayı ilave edip sosunu hazırlayacağım. Su, zeytinyağı, mandalina suyu, tuz, toz şeker. Gayet güzel bir karışım olacak. Fazla öldürmek istemiyorum. Direkt soğanlarımı da atacağım. Bunları kat kat da dizebilirsiniz. Hiç sorun yok. Şimdi kerevizleri attım. Bakın soğanları öldürmeme gerek yok. Sadece biraz havuçları renk almasını istedim. Fazla değil, bir dakika karıştıracağım. Ondan sonra unumu ilave edip karıştıracağım. Un biraz daha bağlanması için, biraz daha koyulaşması için yaptığım bir uygulama. Şu kenarından tutmam gerekiyor. Eğer dizme taktiğini uygularsanız, dizme taktiğinde şunu yapacaksınız. Pişme süresi en geç olandan başlayacaksınız. En alta havuçları, sonra kerevizleri, ondan sonra üzerine soğanları, halka halka doğradığınız soğanları dizebilirsiniz. Ondan sonra üzerine portakal, mandalina, artık ne koyuyorsunuz koyabilirsiniz. Bugün biz mandalina ile yapacağız. Mandalina ile yaparken de şöyle, mandalinayı tam ortadan ikiye böleceğim. Bakar mısınız rengine? Muhteşem. Yani gerçekten harika. Şimdi bunları böyle 2-3 tanesini yapacağım, sıkacağım. Mandalinanın lezzetinin geçmesi için gerçekten harika. Üç tane yeterli. Bir tanesini de soyup tanelerini ayıracağım. Böylece tanelerini de içinde göreceğiz. Ama tanelerini biraz geç ilave edeceğim. Şunu en kısa almam lazım. Tabii profesyonel mutfaklardaki ocaklar çok kuvvetli olduğu için çok hızlı pişirme yapabiliyor. Evet.
Şimdi ellerime eldiven geçireyim. Zaten sosunu verdikten sonra, sosundan kastım mandalina suyu. Bakar mısınız ne kadar kolay sıkılıyor? Yani gerçekten şu an benim burnuma gelen kokuyu sizin de almanızı isterdim. Muhteşem. Hem sulu hem lezzetli. Evet. Yani hiç güç harcamama gerek yok. Direkt sıkılabiliyor. Biraz su ilave edeceğim. Yarım su bardağı. Biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağlı bir yemek olduğu için. Biraz tuz. Bunların gramajlarını zaten göreceksiniz. Genelde bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şeker yeterli oluyor. Evet, kerevizin de kokusu artık geldi. Şu an yapmam gereken biraz un ilave etmek. Fazla değil. Ve tekrardan karıştırmak. Un ilave etmek zorunda değilsiniz. Şimdi sosumu karıştıracağım. Ve sosumu ilave edeceğim. Birazını ilave ettim. Tenceremi karıştırmak için. Çünkü un koyduğum için biraz unun topaklanmaması için suyla açmam lazım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi geri kalan suyu da ilave edebilirim. Bakın dibinde tuzu ve şekeri kalmıştı. Onu da tamamen içine alıyorum. Şöyle içini gösterebiliriz. Kapağını kapatıp yaklaşık 15-20 dakika pişireceğim. Şöyle bir uygulamam var. 15-20 dakika pişirdikten sonra arkadaşlar kapağını hiç açmıyorum. Sadece ocağın altını kapatıyorum ve 15 dakika daha dinlendirmeye bırakıyorum. Ondan sonra kenara ayırıp soğumasını bekleyip servis edebilirsiniz. İster ılık yiyebilirsiniz, ister sıcak, ister soğuk. Benim tercihim genelde soğuk. Hem mandalina'nın hem kerevizin has tadını, orijinal böyle kendisine özgü aromalarını daha iyi alabilmemiz için pişirdikten bir gün sonra servis ederseniz çok daha iyi olacaktır. Şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Şimdi bir 10 dakika pişirdim. Son 5 dakikasını da ne demiştik? Mandalina dilimleri atacağız demiştik. Mandalinayı soyacağım şimdi ben. Tane tane içerisine atacağım. Daha sonra da kapağını kapatıp bir 5 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra ocağımın altını kapatacağım. Şöyle mandalinaları soyalım. Mandalina'nın daha çok aroma vermesini isterseniz mandalina'nın kabuklarını ince ince doğrayarak da ilave edebilirsiniz. Şöyle tane tane ayıralım. Evet.
Şimdi kapağımızı açıyoruz. Gayet güzel kokular geliyor. Şöyle her bir köşesine bırakıyorum. Çok güzel. Şimdi bunu kapatacağım. 5 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra da sunuma geçeceğiz. Evet, yemeğimizin sonuna geldik. Şimdi altını kapatacağım. Dediğim gibi altını kapattıktan sonra 15 dakika tencerenin kapağını açmadan dinlendirin. Ben şimdi tabaklayacağım, sunacağım sizlere ama sizler benim dediğimi uygulayın. Ondan sonra ayrı bir kenar alıp bir gece bekletip daha sonra servis edebilirsiniz. Şimdi şöyle güzel bir mavi tabak kullanacağım. Bakın içerisinde mandalinalar zaten pişmenin verdiği etkiyle direkt şöyle. Soğanlar hepsi gayet güzel pişmişler. Biraz sulu servis edeceğim. Çünkü mandalinanın, zeytinyağının, tuzun, şekerin hepsinin birlikte aromasını verdiği için birlikte yenmesini istiyorum. Bildiğiniz gibi soğanın da kendine has bir şekersi tadı var. Şöyle kenarlara da şu mandalinalardan koyduk mu işlemimiz bitecek. Şöyle, evet. Son bir tane daha havuç koyalım. Bakın suyu tamamen sos kıvamına gelmiş. Şöyle sizlere gösterebilirim. Evet. Bugün sizlere dediğim gibi mandalinalı, zeytinyağlı kereviz yemeği yaptım. Umarım sizler de benim gibi bu lezzetten memnun kalırsınız ve evlerinizde denersiniz. Çok faydalı. Umarım çocuklarınıza da bu lezzeti sevdirmeyi başarırsınız.